Zeytin dalının zeytinyağıdır. Hatay yöresine ait biberli ekmek. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyurucu Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Hatay'dayız. İlerisi 3 km uzaklıkta Kırıkhan. Kırıkhan'a 3 km uzaklıktaki bir mesafedeyiz. Neredeyiz? Zeytin dalındayız. Evet, burada börek, sıkma, tandırda biberli ekmek, katırlı ekmek, sade ekmek yapılıyor. Pişirimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi alacağız. Şu an içeri doğru geçiyoruz. Merhaba, geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Birazcık kendinize bahseder misiniz? Zeytin dalının tandırın sahibisi değil mi? Sahibi. İlhan Bey, burası neresi? Burası Hatay'ın Kırıkhan ilçesi. Kurtlu Soğuksu mevkii, Zeytin Dalı Tandır. Zeytin Dalı? Evet. Bana Zeytin Dalı yabancı gelmedi. Evet, doğrudur. Operasyonla ilgisi var mı bunun? Tabii. Yani isim. Operasyona yönelik. Anlaşıldı. Altı bahçemiz zeytin bahçesi olduğu için bu ismi tercih ettik. Kolay gelsin. Sağ ol. Şu an ne yapıyorsunuz? Biberli çay hazırlıyor. Peki bunun içerisinde neler var? Bunun içinde kimyon var, küzbere var, zahter var, karaçörek otu var, küncü var. Bu şu an çökelek var mi bu? Çökelek. Bu kaç kilo çökelek tahmini? 10 kilo. Bunu kaç dakika bu şekilde yoğurmamız gerekiyor? Özleşene kadar yoğuruyorum. Yani bir 10 dakika, yarım saat neyse. Ne yani kadar? Biberi sürdüğümde dökülmeyecek şekle gelene kadar yoğuruyorum. Çalıyoruz, üstüne sürüyoruz. Tamam. Bunun ismi ne? Bilmeyenlere söylerim bunu. Kerem. Bunu siz yapıyorsunuz. Tabii biz yapıyoruz. Biberli yaptığımız gibi onu da yapıyoruz. Oh, sıcacık. Evet. Bunu yapmak zor mu? Zor, yani tabii ki zorluğu var. Ama bize kolay. Bize kolay. Biz alışmışız. Şu an ne yapıyorsunuz? Ekmek yapıyorum. Bu sade ekmek değil mi? Sade ekmek. Yoz ekmek miydi bu? Ne derlerdi buna? Tandır ekmeği. Tandır ekmeği. Böyle bir tandır ekmeği ne kadar? 1,5. Ben de getirdim. Bu ne buğday bu? Tam buğday mı? Kepekli tandır unu. Kepekli. Evet. Kepekli daha sağlıklı, daha güzel. Kepekli tandır unu. Sağ ol. Bu ne? Ya.
Öyle mi? Hı hı. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytin dalının zeytinyağı. Evet. Eliniz bayağı ağırdır o zaman. Ağır olabilir yani. Ya valla şapka aldığın gibi oldu. Biraz ateş açıyorum. Kaç dakikada pişiyor bu şekilde? 3 dakikada pişti abi. Bu pişti. Sonra közün üstüne alıyoruz biraz. Sıcacık. Ha, biraz da orada ısınıyor. Kızarması için bu. Sizlerin de gördüğü gibi kızarmış sıcacık ekmek. Harika gözüküyor. Aslında bunun birini ben çeksem güzel olur ha. Kesin kolum, kesin kolum yakarım. Çek abi. Yok ben cesaret değil mi? Burada ısınmaya devam ediyor, doğru mu? Tabii, gözüm içinde. Bunun içerisinde neler var? Bunun içinde çökelek, ıspanak, soğan, hatta yağ, halis, kendi marumuzdan zeytinyağı. Öyle mi zeytinyağı? Tabii. Peki bu de gözleme mi oluyor? Ne oluyor bu? Bu bizim buranın yöresinde işçi çörek derler. Ama işçi çörek. Evet. Ama börek. Peki, börek. Biberli ekmek mi, katıklı ekmek mi? Bu bizim bu yörenin biberlisi. Peki acı mı bu? Tabii. Bu zaten biberlerin özelliği acı olması. Bu ne kadar biberli ekmek? Aynı, 3 lira. Peki burada başka neler satıyorsunuz? Burada saç bazlamamız var, ekmek türü. Ondan sonra tandırda ekmek, tandır ekmek. Gözleme patates, kaşarlı patates şekilleri. Hepsi mevcuttur. Burada genelde kahvaltı türü, doğru mu? Tabii, köy kahvaltımız mevcuttur. Sabah kaç saat açık burası? Sabah 5'te geliyoruz işimizin başına. Saat 7'de her şey hazırdır. Akşam kaça kadar? Akşam 8, 9, 10. Ayranı hazır mı siz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Köy İnek yoğurdundan? Tabii. Köy, yani köy yoğurdu. Köy yoğurdu. Süper olur. Bu Hatay şalgamı mı? Evet, Hatay şalgamı. Şu an soframız hazır. Hatay yöresine ait biberli ekmek. Yanında bol domates ve salatalık, biber, turşu, maydanoz, harika bir sofra. Kadın kısmına geldik. Evet, sizden de gördüğü gibi içerisi dolu dolu. Bunun içinde soğan var, maydanoz var. Soğan, maydanoz, ıspanak. Ispanak. Tamam.
sizler için tadına bakıyorum. Bunun içerisine domates koyalım mı? Tabii. Domates, biber. Mükemmel olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şunu şöyle bırakayım. Şimdi şuradan Hatay yöresine ait biberli ekmek. Bunun tadına bakacağım. Bunun içerisine şöyle biraz maydanoz koyalım. Sıcacık. İsteyen limon sıkabilir. Tabii tabii, isteyen limon sıkabilir. Bu da ayrı bir lezzet. Peki ben bunu şimdi örnek Adana'da yemek istiyorum ya da başka bir yerde yemek istiyorum. Tabii. Size telefon etsem gönderebiliyor musunuz? Tabii, biberli börek türlerini gönderiyoruz. Yani belli bir sayım olması gerekiyor. Nasıl olması gerekiyor? Ya şimdi mesela 3-5 tane gitmez. Yani en azından belli bir sınır varmış yani 10 ya da tabii. 20. 40-50. Yani 30. En azından bir 40-50'nin altına düşmemesi lazım. Yani en azından bir kurtarması lazım. Tabii. Ellerinize sağlık. Ayran da süper. Afiyet olsun. İlhan Bey, her şey mükemmeldi. Yani gerçekten güzel bir sofra. Yani Hatay yöresine ait. Kesinlikle buraya gelip şu lezzetlerin tadına bakmanızı isterim. Yani fiyatlar da çok uygun. 1,5 demiştiniz değil mi? 3 mi demiştiniz? 3. 3 lira. 3 lira. Bir de sade ekmek vardı 1,5 lira. Yani. Hiç fede. Yani buraya 5 lira verirse yani, ya da 5 lira ya da 10 liraya rahatlıkla burada karnını doyurabilir. Yani bir vatandaş şuraya geldiği zaman çayı, ayranı hepsi içinden 10 lira, 15 lira karnını doyurup gidebilir. Kesinlikle. Yani gayet uygun. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ olun. Burayı ne zamandır tanıyorsunuz? 4-5 senedir tanıyoruz. Memnunsunuz? Yani tabii, tavsiye ederiz arkadaşlara, gelecek arkadaşlara. Bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere, hoşça kalın.